Tüm bu başlıklar, siyasetin tüm başlıklarını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyen yurttaşlarımıza güzel bir gün geçirmelerini temenni ediyorum. Aslında dün mecliste grup konuşmasında tabii dinleme kayıtları önemliydi ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı da çok önemliydi. Bir grup partinin tepkisi üzerine, yerel seçimlerdeki tepkisi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aslında bizim pek de alışık olmadığımız bir şekilde kürsüye elini vurdu ve net konuştu. Şimdi o konuşmayı getirelim ekranlarınıza, sonra Adnan Keskin'le sohbete başlayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen derhal burayı terk et kardeşim. Atın onu dışarı. Ben olmazsam CHP olmaz diye niyetini ortadan kaldıracağım. CHP varsa hepimiz için var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı meclis grup toplantısında. Pek bizim alışık olmadığımız bir şekilde bu açıklamayı yaptı. Ve Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi. Bir tanesi, ben olmazsam CHP olmaz zihniyetini ortadan kaldıracağız dedi. Bunun bir eski hastalık ve eski hastalıklardan kurtulacağını söyledi. Nedir bu eski hastalıklar ve bu CHP zihniyetinde ben olmazsam olmaz tartışması? Yani tabii Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten Çelebi tabiatlı, parti içi otoriteyi kurarken zora baskıya başvurmayan, olanaklar ölçüsündür insanları dinleyerek karar oluşturmaya çalışan bir genel başkan. Zaman zaman kendi huzurunda bir genel başkana gösterilmesi gereken saygının hudutları taşarak bizim Merkez Yürütme Kurulu arasındaki tartışmaları bile çok olgunlukla karşılayan bir insan Kılıçdaroğlu. Ben 50 yıldır siyasetin içerisindeyim. Ama siyasette tabii liderlik koltuğunda oturan insanın bu özel yaşamının, özel değerinin dışında bir partisini koruma da bir görevi var. Şimdi ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hatta 1980'den sonra siyasi partilerde yurttaşlar kendilerini temsil eden insanları demokratik yöntemler ve objektif kıstaslarla tespit etmek gibi bir olanağa kavuştular. Anımsarsınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi Merkez Yürütme Kurulu'na merkez yoklama yetkisini verirken adayların eğilim yoklaması veya kamuoyu yoklamasına belirlenmesi koşulunu getirdi. Ve biz de Merkez Yürütme Kurulu olarak parti meclisimizin bu talimatlarının gereğine uygun bir şekilde adaylarımızı 200'ün üzerinde kamuoyu yoklaması yaptırarak 100'ün üzerinde sandık kurarak belirleme gayretinin içerisine olduk. Bu ara tabii ki yanlışlıklar da oluyor. Çünkü kamuoyu yoklaması yaptığınız zaman bunu yönlendirmek, bu konudaki ortaya çıkacak değerleri tespit etmek sizin elinizde değil. Tamamıyla çalıştığınız kamuoyu araştırma şirketinin inisiyatifinde oluyor. Burada zaman zaman anketörler yanlış yöre sevk ediliyor. Zaman zaman efendim anket muhatapları yanlış yöre sevk. Böyle olumsuzluklarla karşılaşıyorsunuz ve tabii ki partinin tabanının talepleriyle dışarıdaki yurttaşların Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentilerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin, il ilçe başkanlarının da bu konudaki değerlendirme dikkat alarak ortaklaşa bir karar çıkarmak zorunda kalıyoruz. Siyaset zor bir iş. Masanın bu tarafıyla öbür tarafı çok farklı. Öbür taraftaki belki tek bir anlayışa göre kendisi endeksliyor. Ama burada lider ve çevresindeki insanlar da grup dengelerini, parti içi denge dikkate karar almak zorunda kalıyor. Çok şimdi, mu tepki vardı Kılıçdaroğlu? Yok bence böyle bir tepki ama verdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir parti düşünün. Bu arkadaşlarımın çoğu iyi niyetli insanlar. Ben bir nebze de normal görüyorum bunları. Tabii insanlar aday olarak yollara çıkıyorlar. Günlerce koşuyorlar, yoruluyorlar. Etrafında kendilerini destekleyen taraftarlar oluyor. Şimdi o taraftarlar kendilerinin aday olmasını bekledikleri, onunla başarılı olacağına inandığı insan aday olmayınca doğal olarak bir tepkinin içine giriyor. Siyasetin malzemesi insan. Ekmeği tuzu bu. Siz şimdi yönetici olarak malzemesi insan olan bu yerde kararlar alacaksınız. İnsanın olduğu yerde tartışma vardır. İnsan statik bir varlık değil, dinamik bir varlık. Zaman zaman
beğenecektir, zaman zaman beğenmeyecektir. Zaman zaman hoş görmediği yaklaşımları dışa tepkisini vurarak duvaracaktır. Ama hoş olmayan bir manzara var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında genel başkanın konuşma sürecinde böylesine bir demokratik tepkinin konulması biraz demokrasi anlayışının hudutlarının zorlanmasıyla bu karşıya. Sayın Genel Başkanımız da dün sanırım buna çok üzüldü. Çünkü kendisi, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir zihniyet ve uygulama değişikliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı haftanın 3-4 günü dışarı gitmeyse partiye gelir. Anadolu'nun değişik semtlerinden yerleşmen gelen insanlara yüz yüze konuşur. İki, sürekli bir şekilde telefon açtır. Ben zaman zaman mesela Genel Başkanı bu yönde eleştirmişimdir. Efendim niye buraya geliyorsun? Biraz kendinize zaman ayırın, araştırma. Ama Genel Başkan bu kadar kapısı açıkken böyle bir iş, muameleyle karşılaşması tabi biraz kızdırdı, öfkelendirdi. Ama siyasette bunlar olur. Siyasette kan davası yoktur. Sanırım Sayın Genel Başkan bu tepki koyduğu insanlar yarın kapısını çalsa bu olay olmamış gibi. İşte bir örnek vereceğim size. Sayın Genel Başkan bir seçim sürecinden sonra bir aday arkadaşı çıkmıştır. Genel başkanımıza olmadık hakaret etmiştir. Bu tartışma konumuz olduğu için bunu örnek veriyorum. Bu arkadaşımız aday oldu şimdi bir yerleşim alanımızda. Bir parti MK üyemiz dedi ki, efendim geçmişte size boyun dedi. Ya geçin bunları dedi. Onlar olduğu yerde bırakmanız. Sanırım bu örnek en güzel örneklerden birisidir. Sayın Keskin, geçmişten değil ama bugünden bir örnek vermek istiyorum hemen. Bugün bazı gazetelere de yansımış. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi Sarıgül Parti'yi ele geçirdi. Ve benim adaylığımı Mustafa Sarıgül ve Adnan Keskin engelledi diyor. Ne diyeceksiniz? Bunu üzüntüyle karşıladım. Hamdi Sedefçi'yi çok eskiden tanırım. 5. dönem belediye başkanlığı. Hamdi Sedefçi 12 Eylül'den sonra bir takım sorunlarla karşılaştı. Hem özel hayatında hem kamu yaşamında. Ama bu parti tekrar onu belediye başkanı yaptı. Şu an Hamdi Sedefçi ile ilgili yanılmıyorsam 60'ın 70'in yılında dava var hakkında. Hamdi Sedefçi daha 3 gün evvel benim odama geldi. Ben sana emanetim abi dedi. Böyle bir değerlendirme yapmasını kendim açısından hoş gördüm. İki, bütün içtenliğimle, bütün samimiyetimle söylüyorum. Mustafa Sarıgül bu çalışma sürecinde bana bir kez telefon açıp bir talepte bulunmamıştı. Üç, Mustafa Sarıgül benim evladım yaşında bir insan. Böyle bir telkin yapmaya zaten ne yüreği tutar ne ahlak anlayışı el verir. Sarıgül neden, partiye neden geçirdi. Böyle bir şey yok. Bir şey söyleyeyim. Bunlar tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya yönelik kendileriyle çıkan olumsuz kararı meşrulaştırmaya çalışan anlayışlardır. Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından bir tek talep olmuştur. Bir ilçeyle ilgili talep olmuştur. Gerisi tümü tezvirattır. Tümü gerçek dışı yalandır. İstanbul'da bir ilçemizle ilgili talep olmuştur. Hangi ilçe? Vermeyeyim ismini. O ilçedeki isteği talep de maalesef tartışma konusu olmuştur. O isimle değiştirilmiştir. Bırakınız Edirne'yi. Bırakınız bilmem başka yeri. İstanbul'da bile garibin bir tek yerde bir aday talebi bulundu. O da tartışmacı. Üç, ya nedir bu Sarıgül düşmanı? Düne kadar Sarıgül'le Hamdi Sedefçi yan yanaydı. Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmesiyle İstanbul'daki yaşadığımız hareketliliğe baksın. Dört, beş dönem aday olan insan izin versin de aday olmamasının nedenlerini biraz kendi yaşamında bulsun. Sayın Keskin, sohbete devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Hem CHP'deki durumu konuşacağız hem de dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle bu internet yasasına destek vermemenize sizlerin de kasetleri olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Tüm bu iddiaları konuşacağız ancak kısa bir reklam arasından sonra haber ajandamızın sayfalarını aralamaya devam ediyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'le sohbetimize haber ajandada devam ediyoruz. Aslında merak edilen iki konu var. Kısaca sormak istiyorum size yine partinizle ilgili. Kadıköy çok fazla merak ediliyor. Canan Kaftancıoğlu, Aykut Nuhoğlu, Selami Öztürk kim olacak? Biz tartışma kültürüne, eleştiri kültürüne sonuna kadar olanak sağlayan bir partiyiz. Çok sayıda arkadaşımız var. Hepsi birbirinden değerli. Örneğin Canan Hanım çok kaliteli, nitelikli bir hanımefendi. Efendim diğer aday arkadaşlarımız örgütün tozunu yutmuş, örgütün ter dökmüş bir insanlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük kitlesel desteği olan bir yer olduğu için
bu konuda çok değişik talepler de kalıyor. Parti meclisimizde bu konuda enine boyuna tartışıldı. Söylendiği gibi Adnan Keskin'in eline kalem alıp siyaset mühendisi yapmasan orada zaten bu partiye imkan yoktur. Ben böyle Hamdi Sadepti falan dışlayacak. Bunun tipik örneği işte Kadıköy'dür. Parti meclisinde arkadaşlarımızın çok ciddi eleştirileri geldi. Tespit ettiğimiz adayla ilgili bize arkadaşlarımızın teklifleri geldi, yeni isimler geldi. Ve bu eleştiriler, bu tenkitler dikkat alınarak bu konuda parti meclisimiz Sayın Genel Başkanımıza yeni bir çalışma yaparak bir müddet daha bu konuda araştırma yaptıktan sonra adayı belirleme yetkisini verdi. Sayın Genel Başkan kendisine göre bir çalışma yapıyor. Sanırım bugün yaptığı çalışmayla ilgili bize bilgi verecektir. Eğer çalışmasını tamamladıysa kimin atanacağı konusunda da isim önerecektir. Onun ötesinde şu an benim daha fazla bu konuda bir söz söyleme hakkım da yok, yetkim de yok. Sayın Keskin, hemen kısaca sormak istiyorum. Çünkü diğer siyasi başlıklara döneceğiz. Mustafa Sarıgün, Neşe Aylin Kotil'in Beyoğlu'ndan belediye başkan adayı olması çok fazla tartışıldı. Eski eşinin adayı olması. Siz ve sürpriz olarak değerlendirildi. Siz bakın, çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Biraz önce Hamdi Sedef açısından sorduğunuz soruyu yanıtını en güzel bir şekilde son sorunuz teşkil ediyor. Eğer Mustafa Sarıgül belli duygusal nedenlerle başka illerin adaylarını engel oluyorsa, boşandığı, hatta geçen zaman dilimi içerisinde Aylin Hanım'ın kendisiyle ilgili bir gazetede, ulusal düzeyde yayın yapmayan bir gazetede olumsuz yayınları ve değerlendirmeye rağmen çıktı dedi ki Aylin Hanım seçilirse onunla çalışmaktan bir sakınca duymam dedi. Bu da Mustafa Sarıgül'ün bu konudaki yaklaşımlarının ne derece düzeyli olduğunu somut kanıtlardan biridir. Üç, Aylin onun bunun torpiliyle desteği de olmadı. Aylin bileğinin hakkıyla buraya geldi. Anımsayın bir yürüyüş yaptı. Bir kadın olarak tek başına ayakları patladı. O konuda iddiasını sürdü. Ve oradan geldikten sonra gitti Beyoğlu'nda karargahını kurdu. Yaptığımız kamuoyu yoklamasında Aylin Kotil %23'te en başarılı siyasetçi çıktı. Diğer arkadaşlarım da çok kaliteli. Örneğin Gülseren Onaş diye bize genel başkan yardımı yapmış bir arkadaşımız var. Kadın örgütlerinde, sivil toplum örgütlerinde gerçekten dolu, birikimli bir insan. Ama kamuoyu yoklamalarında ben şahsen Gülseren'in daha başarılı çıkacağını bekliyordum. Ama Gülseren az sıralarda geldi. Aylin Kotil erkekleri de sollayarak, vardır ya inancımızda, özellikle bizim İslam hukukumuzda iki kadın bir erkek yerine geçer şahitle. O 10 tane erkeği dizdi, birinci sıraya geldi. Hakkıyla oldu. Hakkıyla oldu. Sarıgül de bence bir siyaset adamına, bir büyük kenti yönetmeye talip olan bir insana yakışar bir davranışla onun hakkını teslim etti. Seçildiği takdirde onunla çalışmada herhangi bir sakınca görmediğini söyledi. Eşiyle tartışmalı bir insanın, boşandığı bir eşiyle ilgili böyle değerlendirme yapan bir insanın Edirne'deki Hamdi Sedefçi'nin ne meselesi olur? Niye onun demokratik haklarını engellemiyor? Hamdi Sedefçi şunu unutmasın. Başpalifana, siyasetteki bir başpalifana bu memlekette kemer verdi biliyorsunuz. O ayıbını kurtarmak için de başaltı pelifanına da bir kemer vermişti. Bu partinin genel başkanı bunu bile sorun etmemiştir. Bir muhalefet belediye başkanı düşünün. Başbakan'a Edirne'ye geldiğinde kalktı, siyasetin baş pelefanı diye şey verdi, kemer verdi. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi Hamdi Sedefçi'ye bugüne kadar bu konuda ilgili herhangi bir soru sorma ihtiyacı duymamış. Benimle ilgili yaptığı değerini üzüntüyle karşılıyorum. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığım kültür olmasa Hamdi Sedefçi'ye vereceğim çok önemli cevaplar vardır. Bir kez daha kendini buradan uyarıyorum. Kendisine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir kültür ve ahlak içinde davranmasını temenni ediyorum. Kendisini seviyorum insan olarak ama siyaseten konuşmam gerekirse çok mahcup olacağı şeyler söylerim. İki önemli başlık var. Size siyasete dair bu iki önemli başlığı sormam lazım. Çünkü hakkınızda da birçok iddia var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Öncelikle dün Kılıçdaroğlu belli ses kayıtlarını yayınladı meclis kürsüsünde. Meclis kürsüsünde bunun yapılması da defalarca altını yasal diye çizdi. 17 Aralık sürecinde gündeme getirildiğini iddia etti. Ancak bu konuyla ilgili olarak dün Adalet Bakanı da Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da net açıklamalar yaptı. Özellikle Adalet Bakanı haberleşme ve özel hayatının gizliliği ihlal edildi dedi. Meclise kötü bir yol açılmasından üzüntü duyuyorum dedi. Siz bunun meclis genel kürsüsünden yayınlanmasını ne kadar doğru buluyorsunuz? Ben hem başbakana
Hem Adalet Bakanı Zat-ı Muhterem'e günaydın diyorum. Köstebek diye bir canlı vardır, bilir misiniz? Kışın toprağın altına gelir, burnunu toprağa dürter de yuva yapar. Baharın doğa yeşillenmeye başladığı zaman yine toprağı ite ite dışarıya çıkar. Sayın Başbakan'la Sayın Adalet Bakanı'nın yaklaşımı aynı köstebeğin yaşamına benziyor. Şimdi şöyle biraz belleğimi zorlayalım. Bazı siyasilerle ilgili kasetler çıktığı zaman bir partide ve bizim partimizde ciddi siyasi depreme neden olan bu kasetler yayınlandığına Sayın Başbakan çıktı aynı maço tavırlara. Yahu bunu özel yaşamın gizliliğiyle bağdaşmaz görüyorlar Sayın Bahçeli ve diğer siyasiler. Ne özeli be kardeşim, ne özeli? Kamusal bu kardeşim, kamusal. Kendi karısıyla mı diye bağırmıştı. Şimdi ne oluyor? Şimdi niye tepiniyor ki? Özel yaşam diye böyle bağır, bangın bangın bağırıyorsun. Adama günaydın derler. Sayın Başbakan, Sayın Baykal geldi kaset çekti. Bir yıl, 1,5 yılı geçti. Elindeki devletin imkanlarını kullanarak bu kaseti kimin yanına ortaya çıkarmadınız? Bir küçük muhalefet partisinin 8 tane yönetici bir gecede operasyona uğradı bu kasetlerle. Çıktı, bunun doğal olduğunu, bunun kamusal olduğunu söyleyerek açıklamaları meşrulaştırdın. Şimdi ne oluyor da efendim bu yasak diye bağırıyorsun. Oklar size gelince, foseptik çukuru patlayıp geçtiğiniz sokaklarda insanlar sizin pisliklerinden burnu tıkamaya başlayınca mı aklınız başına da gelmedi? Elbette açıklanacaktır. Yani siz çalacaksınız, çırpacaksınız. Aile boyu bu işleri. Elimde bir Urra dosyası var. Keşke zamanımız olsaydı da Sayın Başbakanımızın, kızının, oğlunun bu konulardaki gayretlerini bir gösterseydik. Bodrum'daki yetmemiş, Urra'daki birinci derece sit alanı değiştirerek Topbaş'a yerler açılıyor ve oradan gel. Şimdi bunu yayınlamayacak mı Cumhuriyet Halk Partisi? Sayın Keskin, biz... merak ediyorum ben aslında bir gazeteci olarak. Hani Deniz Baykal'ın kasetinin hala kimler tarafından servis edildiği ya da nasıl... MHP'li arkadaşlarımızla ilgili çıktı mı? Gündeme getirildiği bilmiyor. Niçin o zaman çıkıp da Sayın Başbakan kalkıp bir ana muhalefet partisinin yaşamıyla ilgili bu kasetlerin yerini ahlaki bulmuyorum deyip kamuoyunun duyarlarla gelmesini sağlamadı. O zaman meşrulaştırdı. Arkadaş, senin eşin mi ne ilgili bunlar? Bunlar ahlaksızlık diye niteledi. Şimdi niye tepiniyor? Şimdi niye tepiniyor? Demek ki başkasına olunca mübah. Kendine hafifçe bıçağın ucu dokununca da nasırına basılmış gibi bağıracaksınız. Şimdi yeni dosyalar da olduğunu söylüyorsunuz. Merak ettiğimiz bir şey var. Dün de işte bizimle mi ilgili? Ben buradan sesleniyorum. Sayın... Siz şu anda yeni dosyalar da elinizde var diyorsunuz. Ben sadece şunu sormak istiyorum size. Dün de ses kayıtlarını açıkladı Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Peki efendim, bu size nasıl geliyor? Nereden mi geliyor bunlar? Evet, bu kayıtlar nasıl geliyor? Ya arkadaşlar, hırsızlığı yapacaksınız. Bir yerden de açık vereceksiniz. Şimdiye kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük savaşını verdiğin dediğiniz polisler gönderiyorsa ne yapalım biz? Şimdiye kadar ben bu davaların savcısıyım deyip de bu davalarda haksız karar veren, tahliye kararına imza atan, aramalara izin vermeyen hakimleri sepetleyerek hukuksuzluk yapanlara övgüler düzdünüz. Elbette bir gün hukuk her zaman herkese lazımdır. Hukuk işte bugün de Sayın Başbakan'a vuruyor bu hususta. Biz herhangi bir şekilde bir gizli örgütümüz falan yok. Bana bu işte göstereyim size. Bir vatandaşımız hazırlamış Urra diye tapaları çözmüş. Bu konudaki özel idaredeki yazışmaları, valinin yazışmaları içine şu dosyayı göndermiş. Şimdi bu konuda Sayın Başbakan diyor ki bizimle de ilgili kasetler varmış. Sayın Başbakan, buradan size sesleniyorum. Ben veya bir başkası varsa bizim yolsuzlukla ilgili yayınlatmazsan namaz. Şimdi böyle ufak laflar yapma. Bir yandan efeleneceksin ama efelenin bir arpa boyu gitmeden hop diye balon gibi sönecek. Sözünün arkasında dur. Yani bu konuda bir gün şöyle bir gün böyle söylemeye gerek yok. Önce sen başkası hakkında kasetler mi söyleyeceksin? Kendinle ilgili onlarca kasetle çıkan iddia. Yani dört tane bakan azlettiysen bu memlekette. Senin bakanın çıktı söyle. Benim söylemem, bizim söylememe gerek var. Neyse bakan. Ey başbakan, sen ne dediysen bunun gereklerini yine getirdim. İstifa etmesi gerekiyorsa bu memleketin selametini sen istifa et dedi. Şimdi dün Başbakan Erdoğan'ın mecliste yaptığı bir konuşmadan bir bölüm getireceğiz. Başbakan Erdoğan bu konuşmasında paralel yapının CHP ve MHP'nin paralel yapının yedeği olduğunu söyledi. Ve biz millet iradesini savunmaya devam edeceğiz. Onlar her iki partide tehdit altındaydı. Sayın Keskin, Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerini dinleyelim. Lütfen ondan sonra konuşacağız. Tamam.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine bu süreçte çok açık bir şekilde ipotek konulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesine bu süreçte çok açık bir şekilde ipotek konulmuştur. Gizli görüntü kayıtları, gizli ses kayıtları CHP'yi de MHP'yi de esir almıştır. Sizi kimin tehdit ettiğini, neyle tehdit ettiğini açıklayın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları böyle. Hemen Adnan Keskin'e dönüyorum. Efendim siz tehdit mi ediliyorsunuz? Bilmiyorum, hayır. Bizi kimse tehdit etmiyor, kimseyi tehdit etme cüret de demez. Sayın Başbakan suçüstü yakalamanın telaşı içerisinde. Sayın Başbakan şimdi bizi tehdit ettiğiyle ima ettiği cemaatle kuzu sarması değil miydi? Hatırlayın referandumu. Paralel yapıdan bir tehdit var mı size efendim? Hayır efendim, biz ne falan neyimiz var? Biz niye bir tehdit ediyorsun? Bizim bu konuda herhangi bir şekilde varsa paralel yapıya da res çekiyorum burada. Ya da kasetlerimiz, paralel yapıya da buradan res çekiyorum. Ey paralel yapı diye nitelenlere, ey Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluklarını topluma yansıtanlar, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrosunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin biriyle ilgili elinizde bir kaset varsa yayınlamazsanız siz de namertsiniz. Onlara da buradan sesleniyorum. Sayın Başbakan, şimdi kendisine yönelik suçlamaları, kendisiyle ilgili olumsuzlukları gizlemek için bunları yapıyor. Şimdi aynı başbakan Fethullah Gülen ilgili şöyle bir geriye doğru gidin. Referandumdan sonra çıktı. Okyanus ötesine teşekkür ediyorum dedi. Şimdi şikayet ettiği hakimler ve savcılar kurulunun kurulmasına izin veren değişiklikten sonra. Aynı başbakan büyük İslam alimi diye nitelendirmişti Fethullah Hoca'yı. Şimdi döndü. Adamı peygamber taslamakla efendime söyleyeyim başka suçlar. Tayyip Erdoğan'ın yaşamı bu. Tayyip Erdoğan için dün siyah olanın bugün beyaz diye takdim edilmesinin bir ahlakın sorunu yok. Ahlak anlayışı bu. Dün inkar ettiğine bugün övgü düzüyor. Dün övgü düzüğüne bugün şey. Şimdi eğer öyle bir şey varsa niye dönüyor Tayyip Erdoğan? Devletin bir elinde, devletin güvenlik gücü polis elinde, jandarması elinde, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili böyle bir tehdit varsa bu suçtur. Bu suçu da başbakan olarak takip edip yargıya intikal etme Tayyip Erdoğan'ın görevidir. Bu tehdit bize yönelikse bile Tayyip Erdoğan'ın bu görevi yapması gerekiyor. Şimdi buradan ben kendine sesleniyorum. Ey başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili bir tehdit varsa, bizim irademize ipotek konulmuşsa, çıkıyorsun bunu başbakan sıfatıyla televizyon ekranında söylüyorsun, o zaman görevini yap. Bizi tehdit eden, bizim irademizi ipotek bilen kişi ve kişilerle ilgili devletin yargı mekanizmasını harekete geçir. Boz saman çuvalı gibi laf söyler siyaset yapılmaz. Devlet adamın ciddiyetiyle bağdaşan yaklaşımlar değil bu. Bir başbakan böyle konuşma hakkına sahip değildir. İcra makamında bulunan insanın şikayet hakkı yoktur. Görevini yapma sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Televizyonda bunu söyleyeceğine araştır. Sen değil misin Ergenekon davalarında ben bu davaları şimdi ne çabuk görüş değiştirdin? Sayın Keskin, iki tane iddia var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yerel seçimlerde ve tabii bundan sonra genel seçimlerde de paralel yapı ya da diğer adıyla cemaat diyebileceğimiz kesimden oy alacağı ve bununla ilgili çeşitli görüşmelerin yapıldığı iddiası var. Ve tabii dün yine başbakanın gündeme getirdiği 40 yıl boyunca devletin içine bu yapının yerleştiği. Siz devletin birçok kademesinde bulunmuş bir isim olarak ve çok eski bir siyasetçi olarak şunu söyleyebilir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de paralel yapılanma ya da cemaat yapılanması devletin içine yerleşti mi? Siz bunu şimdi ne bakın, kadar içinde biz oldunuz? Biz zamanında bu konuda cemaatlerin, tarikatların devlet içerisinde etkin bir rol yönetmesini eleştirdiğimizde bizi dün düşman olarak takdim ediyordu arkadaş. Çok da sıkışırız da camileri kapattınız, sattınız diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, ben Adnan Keskin olarak cemaatle geçmişteki çatışma bütün yurttaşlarımız bilir. Meydanlarda ben bangın bargı bağırdım. Bu işin bu noktaya doğru gittiğine. Şimdi o zaman cemaatle ilgili bizim değerlendirmemizi din düşmanlığı, özgürlüklere karşı duran bir siyasi parti olarak nitelenen başbakan şimdi niye görüş değiştirdi? Eğer dün vardıysa bu iş bugün de var demektir. İki, bunu paralel devlet olarak nitelemeye gerek yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi bu yapılanmayı ortaya çıkarmıştır. Kim tayin etti bu hakimleri, savcıları? Recep Tayyip Erdoğan değil mi anayasa değişikliğini yaparak hakimler ve savcılar yüksek kurulun seçim yöntemini değiştiren? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanları Başkanı olduğu
bu kurullardan çıkmadı mı savcıların tayin edildiği? Bu konuda bu hakim ve savcıların Ergenekon davalarında yaşamını yitiren, ölüme terk edilen insanların, çocuklarının, eşlerinin gözyaşlarında ellerinde pankartlarla Silivri zindanının önünde bağırdığı zaman bu başbakan değil mi? Bu savcılara bağım, yargı bağımsızdır, görevini yapıp da sırtını sıvazlayan bu başbakan değil mi? Gezi olayında gencecik çocuklarımızın ölümüne neden olan, gözlerini kaybetmesine neden olan polislerimiz, Çanakkale'den sonra en büyük zaferi kazandırdığı, onları cesaretlendiren. Yahu daha bu sözlerin mürekkebi kuramadı. Bu ne yüzsüzlük, bu ne fütursuzluk, bu ne biçim bir anlayıştır? Çıkıyorsun 76 milyon insanın gözünün içine baka baka, dün söyledikleri inkar edince bugün burada ekranlarda edebiyat yapıyoruz. Seçimlere giderken hem siyaset çok sıcak olacak galiba Adnan Keskin, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi sıcak olacak. Herhalde bu sıcaklıkta da en zor habercilerin görevi olacak. Çünkü haberciler olarak biz daha sizlerin şey görüşlerini bu noktada aktaracağız. Allah sizi iktidarın hışmından korusun. Bakınız, demokrasi diyor, özgürlük diyor, internetler kısıtlı geldi. Hiç merak etmeyin, önümüze bu programdan sonra derhal bu kızı görevden atın diye sana mesaj gelirse inşallah böyle bir şeyle karşılaşmasın. Ben de zaten şimdi size bir abi olarak söylüyorum, aman bu işlerin üstüne fazla gitmeyin. Bu cecebin nereden esip nereden çarpacağı hiç belli olmuyor. Sayın Keskin, çok teşekkür ederiz katıldığınız için.